Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size menekşelerde nasıl bir toprak kullanmamız gerekiyor ve toprakta ne gibi özelliklere dikkat etmemiz gerekiyor ile ilgili bir video paylaşımında bulunmak istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir karşımda bir toprak var. Bu toprak satın aldığım toflu bir toprak arkadaşlar. Benim aldığım, bakın, bu toflu toprak. Daha netleştireyim. Görebiliyorsanız çok rahat dağılabiliyor, sıkı değil. Şu anda ben bunu hiç nemlendirmedim arkadaşlar, poşetinden çıkarttığım gibi bu kaba boşalttım ve buraya çekim amaçlı koydum. Bakın, sıkıyorum ama gördüğünüz gibi açtığımda dağılabiliyor. Yani su geldiği zaman bunları ayrıştırabiliyor. Peki böyle geçirgeni iyi olan toflu bir toprağı menekşelerde biz niçin kullanmamız gerekiyor? Menekşelerin kökleri çok hassas arkadaşlar. Bu sebeple menekşelerin köklerinin suyu tutan bir toprağı kullanmamamız gerekiyor. Ve çamurlaşabilen ya da sertleşebilen bir toprağı kullanmamamız gerekiyor ki kökleri rahat ilerleyebilsin ve yaprakları daha güzel, daha gür büyüyebilsin. Çiçeklenme dönemini menekşelerimiz çok rahat ve güzel atlatabilsin. Çok uygun fiyata hazır satılan topraklar var. Bunları çok rahatlıkla menekşelerinize kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir de ben şunu göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz küçük beyaz beyaz toplar arkadaşlar, perlit. Perlitle perlit alıp siz toprağınızla da karıştırabilirsiniz. Hani normal toflu toprağınızla perliti karıştırıp menekşelerinizin toprağında hazırlayabilirsiniz. Evet, ben böyle size göstermek istiyorum menekşelerimi. Şu anda Kasım'ın ortalarını geçtik ve menekşelerimin durumu böyle. Ben bir tane menekşemi değiştirmek istiyorum. Yavru menekşe arkadaşlar, bebek menekşeydi. Büyüdü, kabı çok küçük. Ben bunu bu kaba almak istiyorum. Kışa yaklaşıyoruz. Aydınlığı iyi gören bir yerde olmaları gerekiyor. Saksımın yarısına kadar ben toprak dolduruyorum. Perlit karışımı toprağımı da koyuyorum. Menekşemi alıyorum. Bakın, buralardan menekşemi bastırıyorum. Toprağıyla beraber çıkarmaya çalışıyorum. Biraz buralarını açıyorum. Altlarını ovalıyorum. Tamamen eski toprağından arındırmıyorum arkadaşlar. Ve bir oyuk açıp içine koyuyorum. Kenarlarını da yeni toprakla örtüyorum. Sıkılıyorum her koyduğum toprağı. Can suyu veriyorum arkadaşlar. İlk başlarda en alttaki yapraklarında biraz pörsüm olacaktır arkadaşlar. Bu en alttaki yapraklar eski yapraklar. Bunları aldırış etmeyin. Bu ortadaki yaprakların güzel büyümesi önemli. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.